Uşak'ta yaşayan 370 bin vatandaşımıza zulüm çektiriyorsunuz. Zafer Havalimanı yüzünden. Bula bula bulmuşsunuz. Bir Zafer Havalimanı dilinize pelesenk etmişsiniz, onu söyleyip duruyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde bulunan Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın eleştirilerini karşılıksız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Uşak'ta yaşayan 370 bin vatandaşımıza Zafer Havalimanı yüzünden zulüm çektiriyorsunuz dedi. Uşak'ta yaşayan 370 bin vatandaşımıza zulüm çektiriyorsunuz. Zafer Havalimanı yüzünden. İsmail Güneş bu eleştirileri karşılıksız bırakmadı. Bulmuşsunuz bir Zafer Havaalanı, onu söyleyip duruyorsunuz dedi. Zafer Havaalanı. Ya Zafer Havaalanı'nın yapımı tamam. Mesela 3 tane şehre hitap ediyor ve normalde kurgulanması normal ama en büyük buradaki zafiyet ne? İstanbul'un yakın olması. İstanbul uzak olsa bu havaalanı çalışır. Normalde 3 tane şehre ayrı ayrı havaalanı yapacağınızda tek bir tane yapıyorsunuz. Ve diğer taraftan şu var arkadaşlar. Zafer Havaalanı'nın toplam yapımı, işletmesi hepsinin maliyeti nedir? Aşağı yukarı 87 milyon euro. Bula bula bulmuşsunuz. Bir Zafer Havaalanı dilinize pelesenk etmişsiniz, onu söyleyip duruyorsunuz. Covid-19'dan sonra Uşak Havaalanı'nın zarar ettiğini belirten Güneş, biz de Uşak Havaalanı'nın açılmasını isteriz dedi. Uşak Havaalanı'nın açılmasını isteriz ama şunu var. Türkiye'de, dünyada olduğu gibi bir Covid yaşandı ve bu Covid sürecinde Türk Hava Yolları zarar etti. Ama Türk Hava Yolları bu zararını kapatması için yurt dışında pek çok imkan yakaladı. Ve dolayısıyla da iç hatlarda zarar ediyordu ve daha çok dış hatlara yöneldi. Ve Uşak Havaalanı'nda da zarar ediyordu. Bugün diyelim ki Uşak Havaalanı'nda daha çok 120 personel var. Tamam mı? Bu personele devlet maaşını veriyor. Diğer tarafından... Şimdi ben şöyle bir şey. Madem burası Uşak Havaalanı çok verimli olsa tamam mı? Zaten Türk Hava Yolları da çalışır, diğeri de çalışır. Tabii ki burada belli bir külfete katlanmak lazım. Bizim de arzumuz Uşak Hava Yolları'nın açılmasıdır. Tamam mı? Bunun için de gayret gösteriyoruz.